Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz ve beklenen gün geldi diyorum. Yeni evimizin züccaci alışverişini tamamlayacağız. Bugün beraber evi D'ye gideceğiz. Dev bir alışveriş olmuş olacak. Bayağı bir eksiklerimiz var çünkü evimizde. Ben de burada ne yapıyorum biliyor musunuz? Pide içi hazırlıyorum çünkü dışarıda olacağımız için eve geldiğimizde hazır olsun dedim. Hemen Caner pideciye götürür. Dayımız da gelmiş olacak. İftara davet ettik yine. Çocukları hazırlayayım. Ben de kendim de hazırlanayım. Bunu da dolaba atalım ve artık evimizden çıkalım. Vallahi haldır huldur. Hızlı hızlı çıktım evden. Koştum geldim. Mira da bir yandan diyor annem nerede, annem arkada kaldı. Çantalarını hazırladım. Tamam artık yola çıkabiliriz arkadaşlar. İlk önce bir dayımızı alacağız. O da bizimle olacak. Sonra alışveriş zamanı. Bakıp duruyor, gir artık içeri gir. Ay o kadar geniş ki burası, böyle baka baka gidiyorum. Ben çok severim böyle ilk arka plana yerleştirdikleri ürünleri. Zaten başlayacağımız yer burası. Gel gel hadi gel. Senin gireceğin yok. Dışarıdan geze geze gidiyor. Ben bu sefer liste de yaptım, geldim aşkım. İyi bari. Hani böyle ne alacaktık diye düşünmeyelim diye böyle aklıma gelenleri hep yazdım. İlk önce bir alışveriş arabası alalım bari. Doğru. Böyle bir başlayalım değil mi? Ay şunlara bayıldım Caner, bakar mısın? Ben araba almaya gittim, tuhaf bir şey bulmuş hemen. Evet, sunum yapacağız artık. Bak bu indirime girmiş 6 tane. Magnolia kasesi diyor. 400 liraya düşmüş. Hangi rengini alalım? Bilmiyorum. Şu daha iyi olur değil mi? Ay Mira da kalp bulmuş ya. Gel bakalım. Bunu alalım Caner. Şöyle. Altılı yeterli. Hadi gelir herhalde. Yaptık. İlk siftahımı yaptım bu arada. Nerede arabam? Bu arada şurada nevresim takımları var bak. Kalpli. Bunlar bir popüler, bu popüler. Allah'ım. Bunlarda da indirim anne, var herhalde. Olur annem, onlardan da alırız. Evet. Hadi bakalım. İlk önce böyle bir başladık. Al bakalım. Yazlığa hep bunlardan lazım Caner'cim. Bak renkleri de çok neymiş güzel. Neymiş o? Plaj havlusu. Ha doğru canım. Evet. Plaj havlusu lazımdı. Bir de bunlar. Olmazsa yerinden bakarız. Görmüşken aklıma geldi. Şöyle banyo setlerinden alacağız bak bu şekilde. Vardı. Onları kendi reyonundan bakalım bir. Şimdi ilk önce böyle züccaciye bölümüyle mi devam edelim? Evet, züccaciyeni al. Onlar bayağı eksikti. Alan çok geniş. Ev tekstili var, züccaciye var, halı kilimler var, mobilyalar var, dekorasyon, ne ararsanız var. O yüzden burası güzel oluyor. Hadi gel böyle bir başlayalım. Tamam, bak tencere seti de almamız gerekiyor. Bunlar 1600 lira düşmüş. İyi bari indirime denk geldik yine. Kaçırmadım şu indirimleri. Bak 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 bak. Şıkır şıkır bak Caner bak. Ne ya? Anam. Tam yeni gelinlik. Böyle. Tuğba tutturdu, sunum yapacağım bundan sonra evet. Diyor. Valla ben de yapayım. Ama hoş ilk kanalımızı diye açtığımız zamanlar 6-7 yıl öncesinde Tuğba sunum yapardı. Evet yapardım ya. Şöyle bir güzel kahvaltı da hazırlardım. Çocuklardan sonra artık yapmamaya başladım ama böyle gördükçe yani insanın canı yapası geliyor yani. Evde o kadar çok şey eksik ki malum sıfırdan baştan ev düzüyoruz arkadaşlar ve ben eşyalarımızın bir kısmını kendi evimizden de tamamlamıştım ama yine de eksikler bitmiyor tabii ki. Şöyle çatal bıçak takımı da almış olacağız. Ay bak bu da güzelmiş Caner. Hem de bu 320 lira. Bir de böyle mermer desenliler var. Bunlar da pek bir hoşuma mermerler gitti. Mermerler çok güzelmiş. Ama yani şu bıçaklar öyle de kullanılmıyor arkadaşlar ya. Şu bıçakları koymayıverseler ya. Evde dolu bıçak var. Bunların da böyle renkleri varmış. Ne istersin? Böyle mi alalım yoksa böyle? Şöyle sade olabilir ya. Değil mi? Öyle alalım o zaman. Öyleyse anne, şöyle bir takım almış olalım. Kırmızıyı ekler alayım. Kırmızıyı mı seviyorsun sen en çok? Bakayım. Hmm. Yavrum. Kız sen ne yapıyorsun? Alışveriş yapıyordum. Ona tabak almış Tuğba bu. Bakayım. İki tane tabak almış. Ooo kalpli. Valla ben vazgeçtim. Çok çabuk da karar değiştiririm biliyorsun Caner. Şunları çok beğendim. Ama beyaz mı istersin, şöyle siyahından mı alalım? O zaman siyah al. Ne diyeyim, mermer siyah. Desen niye döndü Tuğba evet, şimdi? Evet mermer desen. Evimize de uyuyor, granitlere uyuyor ya. Ya evet. Şöyle iki parça bundan alalım o zaman. Bunun da fiyatı 1000 TL. Siyahından mı alıyorum, beyazından siyah mı? Siyah. Siyah. Haydi bakalım. Tamam. Aldık. Aldık. Hadi gel bizimle. Güzel. Mira sen neler neler aldın böyle ya? Tabak da aldım. Tabak da aldın. Ay çok fazla böyle tabak çeşidi var ama evde yani tabaklarımız tamam bu arada. Tamamlamış olduk. Böyle kahvaltı setleri de var, çok güzeller.
Olmazsa böyle tek tek bir şeyler de almış oluruz yine. Şunlar falan ne kadar güzel, baksana Canan. Hem fiyatları da uygun oluyor bunların. 50 liraya var. Sen onları bir kır da. Çay kaşığımızı da unutmayalım arkadaşlar. Yoktu çünkü çatal bıçak setin içinde. Onları da böyle aldım. Sonra tenceremize karar verdik bu arada. Göstersene Canan, çok tatlı değil mi? Şunlar mıydı? Ha, bunları beğendim. Böyle bir set zaten girişte de vardı, bu indirimdeymiş bu arada. Güzel bunlar. 3 tane tencere, 1 tane tava var. Evet. İyi tamam, yeter herhalde yazda. Yeter yeter ya. Hani böyle çelik tencere almaya gerek yok oraya. Bunlarla idare ederiz diye düşündüm. Değil mi? Çay tabağımız da eksikti. Burada bayağı bir çeşit olunca karar veremedim ben, ama sade bir şey alalım değil mi şöyle? Yani sade ol. Sade. O zaman bunlardan bir 12 tane almamız gerekiyor. Ha geldi tencere setimiz de. Tencere setimiz de geldi. Haydi bakalım. Gel Caner, şuradan seçelim 12 tane. 3, tek tek seçecek şimdi bahçede. Evet. 4. Şimdiden iki araba olduk bile Tuğba. Evet. Şu bir arabaya bedel. Bence kasanın oraya götür de gezdirmeyelim. Bir de yastık ihtiyacımız var. Bunlardan kaç tane alalım? 4. 6 tane al. 6 tane alalım. Bunlar güzel. Ben evde de yine bu markanın yastığını kullanıyorum. Güzel oluyorlar. Novoman bu arada. Evet. Novoman. Bunun markasını çok kullanıyoruz. Evde'nin kendi markası. Evet. Ürünleri de güzel oluyor. Şunları takdim edeyim aşkım sana. Al bunları kasaya bir götür. Bunlar kasada beklesin. Evet. Düşürme de. Mutfak için havlu. Bak. Antresit. Çok güzel olur. Bir de böyle var. Hangisi? Seç, beğen, al Caner. Onları sen daha iyi biliyorsun aşkım. Bana çok sormasan da olur yani. Bu da güzel. Bunu alalım ya. Bunlar da iyiymiş. 50 lira fiyatları. Yine Numomon markasını aldım. Aa, evet evet. Hele hep ona gidiyor. Evet. Mutfak havlularını beğendik böyle. 3 tane. Bir de banyo için alalım Caner'cim. Banyoya da ne alalım biliyor musun? Havlu. Antrasit. Evet, antrasit alalım bak. Şu güzel. Banyo için de şu ikisini beğendim. Bunları da koyalım. Devam mı? Nereye gidiyor devam. Şimdi? Nereye gidiyoruz? Ay, yastıkların güzelliğine bak ya. Bu arada çocuk ürünleri de çok güzel oluyor. Ya bunlar ne böyle? Bak, aslanlı bir yastık. Bunlar da 300 liraymış. Böyle içi dolgulu bir şekilde. Bir de burada bir sürü böyle yastık çeşitleri de var. Benim evdeki de şundan. Çok güzel. Bak. Zaten bizim evdeki bütün ürünlerin çoğu genellikle Evidea'dan arkadaşlar. Yemek masamıza kadar. Bu Evidea'da kaçıncı alışverişimiz? Ben unuttum sayısını. Valla çok güzel yastıklar da var burada ama. Şimdi şu bölümü geçiyoruz. Nevresim takımı bölümlerini geçiyoruz. Çünkü orada bir eksiğimiz yok. Çocukların da yok. Yastığımızı da tamamladık. O zaman nereye elektronik gidelim? Gidelim. Bir çay makinesi lazımdı bize, evet, aşkım. Çaycı gerekiyor bize. Çaycı alalım. Sonra bornoz almamız lazım. Bak, bornozlarda da indirim vardı. Kaçırmadım, yine bu indirimi yakaladım. Bunlar da 150 liraymış. Aynı zamanda bunu plaj havlusu olarak da kullanabilirsiniz. Böyle bakın, çok güzel bir şey bu. Ana. Bornozu plaj havlusu olarak mı kullanacaksın? Yani iki türlü de kullanabilirsin. İstersen bornoz gibi kullan, istersen plaj havlusu olarak kullan. Hem de dinozorlu. Doğru, ben çocukların ikisine de aynısını alayım. Bence de aynısını al. Fiyatı da çok iyi. İndirime girmiş. 150 liraya düşmüş hem de. Evet, bir de bunlar. İki tane alalım. Evet, şöyle paketli alalım. Çocuklar bakın ne aldık. Dinozorlu bir plaj havlusu. Aslan bak. Dinozor. İstiyorsun değil mi? Dayıyla bunları aldım. Dayıyla bunları mı aldınız? Evet, bak. Miral'in de kırmızı rengi de var. Ha, seçsin ya. Hangisini evet, istiyorsun? Hangi rengini istersin? Mavi. Mavi. Tamam. Seçti bile. Siz ne yapıyorsunuz dayı? Alışveriş yapıyoruz. Ne aldınız? Köpek balığı. Evde var aynısı. Onu tutturdu zaten. Evdeki zannetti herhalde. Evdeki zannetmiştir onu. Evet. Hadi bakalım. Bakalım neler eksikmiş. Oh oh Caner, daha bir sürü. Rendemize kadar yok yani. Yürü gel. Rende mi alacağız? Gidelim. Evet. Bu arada ben buranın kilimlerini de çok beğeniyorum. Hatta çocuklarınki yine burada. Şunun kahverengisini almıştık. Çok güzel. Hem böyle silkelerken de bayağı bir rahat oluyor. Yine bir göstereyim. Bu arada evimizin halısını şu an almayalım. Niye biliyor musun Caner? Daha koltuk gelmedi ya.
koltuktan sonra en son halıları da almış. Sen ne uyumlu olur onu görürüz en azından. Aynen öyle yani. Hem ölçüleri tam olarak belli olmuş olur. Yine burada bak, salona alabileceğimiz bir modern aslında. Bu da olabilir. Çok güzel duruyor değil mi? Güzelmiş. Bunlardan almamız lazım. Niye? Sunum mu yapacaksın? Kahvaltı sofrası hazırlayacağım ya. Böyle güzel güzel bir şeyler yapacağım size. Hangisiniz? Zaten şuna benzer benim evde var. Hatta var. Aynısı diyebilirim size. O yüzden böyle aynısından almayalım. Antrasit nasıl olur böyle? Güzel olur değil mi? Olabilir. Bak, böyle düzü de var, böyle sadesi de var ama şu daha tatlı duruyor bence. Bundan alalım. Hem de 5 al, 4 öde varmış Amerikan servislerinde. Evet. O zaman mecbur 5 tane alacağız. 5 tane yetmez ki zaten. 6 tane almak lazım yani. Şunların tatlılığına bakar mısınız ya? Caner baksana. Minik minik böyle görmüşken bunları da alalım. Bunlar da eksikti zaten. Artık güzel güzel yemekler yapar karıştırırız bunlarla. Şu poşet kıskaçları da o kadar güzel oluyor ki. Bunun içinde 12 tane var. Böyle makarna kalıyor mesela, kavanoza sığmıyor. Hemen bununla böyle kapatıyorum ben. Tobiş gel, rendeyi buldum. Hangisini beğenecek acaba? Bence şu güzel. Gel. Onu mu beğendin? Evdekine de benziyor zaten. İyi, bunu alalım o zaman. Eyvah. Neden bakıyorsun onu? Bir korkmadın değil yani. Oklavayı almış eline. Oklavasız olur mu? Börek açacağım ya. Ha iyi tamam. Börek açacaksan sıkıntı yok. Ay bana karşı kullanacaksın sandım. Yok canım, olur mu öyle şey? Böyle zaten benim evde kullandıklarım da bundandı. Bu güzel. Bunu alalım. Al aşkım. Hadi arabaya at artık onları. Elini doldu. Valla bakıyorum böyle. Kafam nereye çevirsem hep bir şeyler var ya. Evde de çok eksik olunca. Bak işte bir eksik daha gördüm ben burada. Şöyle. Sıvı sabunluklarımız eksik. Böyle burada da çeşit çeşit var. Bu şekilde mutfağa. Bu arada banyo için de almamız lazım diye. Yavaş yavaş oralara giderim istersen. Bir de meyvelik. Nasıl bir meyvelik alalım oraya? Şöyle siyah mı alalım? Bu güzelmiş. Bu güzel. Bak bir de böyle var. Bu süzgeye benziyor. Doğru dedim. Hem ekmeklik olarak da kullanılabilir yani. İçine böyle peçete koyun. Ekmeklik olarak da güzelmiş bu. Şöyle daha uzunu da var bak. Bu şekilde de var. Banyo için kapı askısı alalım. Böyle bunlar güzel oluyorlar. Değil mi? Canım. Yani yeni kullanmaya başladık ama kullanışlı. Yeni kullanmaya başladım yani, vazgeçemedim. Ben evde niye kullanmamışım daha önceden acaba? Vallahi çok güzelmiş bunlar, rahat. Monte derdi de yok. Kapıyı asıyorsunuz evet, bunu. Evet, kapıyı asıyorsunuz. Bitti gitti. Şöyle siyahını alalım. Aa evet. Yazlığın kapısının önüne. Ne oldu kızım? Ne onlar? Ooo makas seti. Okul seti istiyor ama okulu kendin aman istemedin kızım aman gitmek. Aman Allah'ım, ne güzel şeyler var burada böyle ya. Şöyle mi alalım? Bak gel yere. Bu arada bu yazlığın önünde bir basamak var ya bizim. Evet. Oraya. Bak bunlar küçük ama sanki. Böyle de var. Şu tam böyle modele uygun aslında Tuğba. Evet. Bak böyle de var. O ince. Evet bu biraz ince. Sonra şurada şu da bir model gitti var. Hello yazıyor üstünde. Şu. Anne, bunun ne? Bu ne? Şu kaktüslüyü mü beğendin sen? Şu kaktüslüyü beğendim. Hı. Çünkü neden biliyor musun? Bizim ön taraftaki basamak da böyle geliyor ya. Evet. Ondan dolayı birebir aynı. Komple orayı kapatmaz ama. Kapatmaz. Güzel olur yani. O zaman böyle. Bu daha mı büyük? Bak bakalım, yo aynı galiba, aynı ya. Çay makinesi eksiğimizi de tamamlayalım dedik. Burada birçok model var aslında, şu da çok hoşumuza gidiyor. Şu camlar çok hoşuma gidiyor ama. Evet. Şu an yazlık için gerek yok ama kendi evimize şu an alabiliriz bundan istiyorsan. Bak bu nasıl? Hem de fiyatı da gayet iyi. Bu parlak siyah çok güzel. Hem fiyatı ne kadarmış? O da indirime girmiş, 719 TL'ye düşmüş. Hem de kapalı kutusu da mevcut. O zaman bunu alalım. Haydi bakalım, gel bizimle sen. Bir kontrol edelim ama değil mi almadan önce Caner'cim? Bir şey olmasın, eksik gereği. Şu şöyle süzgeci. Aynı. Aynı evet, değil mi? Şu şöyle kapağı. Ondan sonra altı da siyah.
Tamam, bunu alalım hadi bakalım. Hadi sen bizimle gel. Haydi bakalım bizimle gel sen. Yazlığa gideceksin yazlığa. Oo sen şanslısın vallahi. Yazlık çaycısı bu. Evet, yazlık çaycısı anam. Çalışacak yavrum benim orada. Çok... Ya yazın çalışacak, kışın az çalışacak. Buradan geçerken bir durdum yani. Çünkü o kadar güzel kokuyor ki bunların hepsi. Hepsi de kokulu mum galiba. Ay çok güzeller ya Caner, artık yazlıkta da bol bol herhalde bunu da yakmış oluruz. Bak bu da güzelmiş şöyle ikili olarak. Hem de bir beton şeyin içerisinde. At onu arabaya da. Bunu alalım mı? Beğendin mi? Valla beğendim. İyi atadın. Çok hızlı karar verdin sen de değil mi? Caner beğendin mi tamamdır, hemen alır yani. Sonra burada da var bak mumluklar. Şöyle içine de atabiliriz hani, böyle güzel oluyor bunda da. Şunlardan alıp içine atıyorsunuz. Şu evet, teklilerden. Evet, aynen, aynen. Bak bunlar ledlileri de var Caner. Yalancı mı? Yalancı. Yangın riski de yok. Bunlar daha güzel aslında ama aynen. Tamamen doğallığı yok. Tam ya. Arkanı dön, şıkır şıkır, ışıl ışıl. Neler görüyorum burada. Allah'ım en sevdiğim ışıklandırmaları ben çok seviyorum ya. Mira, hangi kapı süsünü beğendin bakayım? Bak. Geçen geldiğimizde de yine bunu beğenmişti. Bak böyle de var. Hem de bunun ışığı da yanıyormuş ama kaç gün dayanır bize bilemedim. Çocuklar bunu var ya paramparça eder. Tam değil böyle mi? Kapıda bile yani giriş kapısında olduğunu düşünün bunun. Bu iptal yok. Heh. Allah'ım neler beğendin sen kendine burada Mira. Annem. Bak şunlardan da var. Ben yatak odasına da bunlardan almıştım. İşte bunlar da güzel oluyor. Ha annem. Bak bak Meryem. Bak Caner aldıklarına bir bak. Kedi almış. Balık almış. Bak. Kedi ne? Bardak altlı mı bu? Ha, bak sana seçtiklerine şunun. Yavrum benim. Çok güzel. Kapı süsünü de aldı. Tamam. İyi hadi al onları. Tamam ya. Anne sen sepetimiz nerede? Bakın. At. Yer var mı? Ha. Aa diyor, dolu diyor. Miralinda. Dolu bu sepet. Kirli sepeti bölümü. Ama benim gözüm neye gider şimdi cana? Bunlara gider tabii. Bambulara gider tabii. Şöyle alalım değil mi? Yuvarlakları da var. Daha küçükleri de var bunların. Bu şekilde. Miran dolanıyor da dolanıyor. Çok kovamız da eksik. Bunu mu alalım? Hı. Böyle. Bu da güzel. Bak böyle de var Caner, böyle rattan. Bakalım bunlara da. Bunlar da böyle. Ama ben bunu daha çok beğendim ya. Bunun biraz karar değişti gene. Geniş. Şunu evet, beğenmiştik. Onu beğenmiştim de ufak geldi. Bir de beyaz renkte olarak da ayırabiliriz bu şekilde. Bu iki bölmeli. Heh, iki bölmeli. Baksana maşallahı var. Şöyle kocaman bir şey. Evet. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Tuba ne diyor? Bir mandalımız bile yok be diyor. Bir mandalımız bile yok. Al. Alayım hadi. Haydi mandalımız da oldu. Ahşap mı istiyorsun? Evet tabii ki de ahşap. Ay. Bunlar klasik mandallar. Çocukluğumuzun evet, mandalları. Evet çocukluğumuzun mandalı bunlar. Çeşitleri de var ama burada. Biz bunları kırardık, yapıştırırdık, bir şeyler yapardık küçükken öyle hatırlıyorum. Bak çocuk askısı bak bir sürü var içinde, hem de ne kadar 100 lira. Çok iyi. Lazım sağ ol. Aslında yani bilmiyorum ki evdekilerle mi idare edelim, getirip götürelim böyle mi? Yok öyle olmaz. Bir tane alayım şöyle çocuklara, renkli renkli çok güzel. Bak Mira yine buldu, en güzelini buluyor Mira ya. Ne buldun kız? Bu kaç tane? Bu da güzelmiş Caner. Bunun da içinde 4 tane var. Tamam onu da al. Ah. Askılar da tamam. Evet. Demir mi alalım? Demir al. Böyle. Bunu alalım. Tamam, ayakkabı çekeceğimizi de aldık. Yani insan düşünüyor, ne eksik. Aslında hiçbir şey yok evde yani, hepsi eksik. Çocuklara gece lambası alacağım. Hangisini beğendin? Bak, böyle de var. Çok çeşitleri var. Ay, bebeklerimin odasını alıvereyim ya. Caner. Gece lambası. Bak, bunu da beğenebilirsin. Oo, uğur böceği. Anam ne çok çeşitler var böyle bak Mira. Şimdi diyecek hepsini. Bir tane. Hangisi? Bir tane seç. Hangisi? Allah. Hangisini seçtin? Bu benim.
hastalığı bu sana mı? Evet. Tamam, ay yavrum, Allah'ım, ay yavrum. Göstereyim yine de size şuradaki modelleri de. Bak Caner, şöyle de var. Acaba bu tavana ışık falan mı veriyor böyle uzaylı? Caner de lambaları deniyor şimdi. Çalışıyor. Evet, bu iyi. Bunu alabiliriz. Ben şunu da çok merak ettim ya. Bunu da bir denemek istiyorum. Şu uzaylı olanı. Nasıl bir renk veriyor acaba? Bunu da deneyelim. Ha. Ya, vermiyor ya. Öyle değil. Güzel değil mi Miralinda? Kararımızı verdik mi? Al bakalım. Tamam. Bu arada burada avizeler de var. Çok güzel modeller var. Hem de abajurlar da güzel. Şuna bayıldım. Oy. Ah, nereye kafamı çevirsem sen bir yerden çıkıyorsun Caner. Korktum bir anda. Baksana, çok güzel değil mi? Ana indirimdeymiş hem de vallahi. Güzelmiş o da ama biz bunlar almış olduk. Dışarıda gıdada falan çok pahalı. Evet. Burada biraz daha iyi oluyor fiyatları. Biz almış olduk lambamızı ama yine de dedim ki size de bir göstereyim. Bak bu da güzel Caner'cim. Değil mi? O da güzel. Gerçi bizimki de güzel ya. Onlar da takılacak inşallah yavaş yavaş. Sonra burada mobilyalar da var. Böyle kulplara kadar var yani. Bizim sandalyemiz, masamız hepsi buradan mı? Hepsi buradan, aynen. Nerede hatta onlar? Bak, görüyor musun indirime? Ah ah, almasaydık kesin yani buradan alırdım. Fiyatı çok iyiye düşmüş. Ama almış olduk biz. Aa, kahve köşesi, dur dur. Kahve köşesi bak. Şöyle bir kahve köşesi arkadaşlar. Altında böyle dolabı da var. Vallahi çok şıkmış bu da. Bak. Ay, bunları da çok beğendim. Şöyle çay, şeker. Kahve, güzel bir köşe olur yani. Gerçekten güzelmiş. Güzel bir köşe olabilir. Böyle. Bizim masamız bakın orta sehpa burada. Evet evet. Bu kış bahçesindeki orta sehpa. Şurada da yemek masamız var bakın. Evet. Yani hepsi buradan alındı. Oldu biz alalı ya. İki seneyi geçti. Bayağı geçti. Hala daha burada var yani. Hiç de sıkılmadım. Çok beğenerek kullanıyorum hala bunları. Hadi evet. Artık gidelim yavaştan. Gidelim mi yavaştan? Eksiğin kalmadıysa gidelim. Bir bakın hanım canım biraz daha. Şöyle bir gezelim. Ay, çıkaramayacağım ben bunu. İçim açıldı. İçim ferahladı. Burada gez gez gez. Ya. İki araba. Hadi bakalım. Bir de burada var. Şöyle. Düşüyor düşüyor, yastık gidiyor. Arkadaşlar biz alışverişimizi bitirdik. Kasaya da gittik. 8300 lira tuttu değil mi? Evet. Toplamda alışverişimiz. Ama şöyle bir kampanya varmış. 10.000 lira üzeri alışverişe %10 indirim. Yani 1000 lira. Yani 1000 lira daha düşecek. 1700 lira alışveriş yapacak Tuğba. Evet. 9000'e düşecek. Evet. Hadi devam o zaman. Düşecek. O yüzden tam çıkıyorduk işte, gidiyorduk. Öyle bir kampanya duyunca dedi ki niye kaçıralım yani değil mi? 10.000 lira alışveriş üzerine %10 indirim olmuş oluyor. Biz de bunu bir değerlendirelim. Zaten yaklaşmıştık da. Vallahi hiç bilmiyorum nerede değerlendirelim. Ne yapalım? Ne istersin? Yumurta kaynatmak için ne derler ona Caner? Kağıt. Sahan. Hah, sahan gibi bir şey. Sahan mı derler? Ben de bilmiyorum. Ay bak bir de şunların güzelliğine Caner. Bak. Nostaljik bir şey. Evet benziyor ya. Bu da çok güzel olur aslında yazlığa da. Hadi gel şimdi onu unutmadan bir alalım. Neredeydi o? Hatta indirimde gördüm ben onu. Şu da olabilir bak. Şurada. O aynısı bizim evde var ama ben bu sefer granitini alacağım. Hızlı bir karar verdim. Bu bayağı bir indirimdeydi. Bunu aldım arkadaşlar. Şimdi yumurta kaynatırız dedim çocuklara. Çünkü her sabah yumurta yiyorlar mutlaka. Sonra kek kalıbımız falan vardı Caner. Onları da bir geçelim. Ay burada da ne güzel şeyler var. Şunlara bak. Minik bunlar minik. Ne? Valla buradan çıkamadık ya. Tam çıkıyorduk, geri döndük. Bitmiyordu aynen. Bunu ben görmemiştim ya. Bak Caner. Kahve, çay için böyle bir kavanoz lazımdı. Bu da yazlar çok güzel olur. Böyle iki çeşidi var. Şu ben de arkalardan alayım ya bunları böyle. Biraz arkalardan alıvereyim. Güzel. Hatta tat. Açayım göstereyim yeni size arabamıza. De. Dur. Şöyle göstermiş olayım. Bak. Bu şekilde. Güzelmiş. Çok güzel. Bu evdekiler yani yazlık evdekiler bizim evimizden daha güzel eşyalar vallahi oldu. Vallahi öyle oldu ya. Oraya da özendik gerçekten. Bak bunlardan da alalım Caner. Böyle baharatlık aldık ama sofraya koymak için. Ha evet. Bizdekinden. Yoktu. Bak. Şöyle bak böyle de varmış. Ne güzel modeller var ya böyle. Şunlar güzelmiş ya. Hangileri? Şu
şunu beğendim. Siyah beyaz mı istiyorsun? Hmm. Hadi bakalım bunu da alıyoruz. Olur mu ki böyle? Rengi biraz koyu. Tuba bana böyle... soruyor arkadaşlar. Siz üstünüzü alın. Şey, bazen tepsi, yakalıyorum seni böyle. Tepsi olarak geçiyor ama bu meyvelik de çok güzel olur. Çok tatlı dururdu böyle adamın üzerinde. Keşke bunun şu renk tonlarında olanı olsaymış yani. Değil mi? Evet, kesme tatlımız da eksikti. Onu da tamamlayalım. Şöyle büyükçe olanları da var. Bu şekilde. Böyle. Sonra burada çeşit çeşit var ya, bir sürü şu yukarılarda da var bak. Ha, şu ideal ya. Onu mu diyorsun? Gayet yeterli. Böyle iyi değil mi bu? Ne gülüyorsun? Sana kahve sunumu yapayım mı bununla? İster misin? Şöyle yanına bir bardak. Vallahi ben bir şey söyleyeyim mi? Kahve bana gelsin ama neyle geldiği önemli değil yani. Valla hakikaten öyle yani. O sana bağlı. Yanına dokunmuş, suyunmuş, biz de direkt içiyoruz gidiyor. Bunlar da iyiymiş 120 lira. Alalım istersen. İyi al hadi. Hadi bir arada sırada yaparsın bari. Şımartırsın beni. Bir özendim ya. Alışveriş bitti arkadaşlar. Şöyle iki araba. Yani 4 kişi şeklinde arabanın başına gidiyoruz. Ama baya güzel şeyler aldık ya. Güzel oldu. Değil mi Mira? Eve geldik. Pide içi hazırlamıştım ya. Canerler de şimdi pideleri yaptırmaya gittiler. Çocuklara da hemen bir meyve çıkarttım. Onlar da meyvelerini yiyorlar. Ama öyle böyle değil. O kadar yorulmuşuz ki yine eve büyük parçalar da almış olduk. Zaten göstereceğim onları da birazdan. Hepsini salona koyduk. Vallahi geldiğimiz gibi. Bir aldıklarımı da göstereyim. Zaten orada da gördünüz ama yine ben de bir bakayım neler almışım, neler etmişim. Çocuklarla öyle de zor olmadı yani. Dayımız da yanımızda olduğu için güzel, keyifli bir alışverişti yine. Neyi? Kamerayı diyor, kırık sanıyordum diyor. Arada böyle telefonla çekim yapıyorum ya. Afiyet olsun. Bitti mi? Heh. Gel bakalım. Geldiniz mi? Gelin bakalım. Ne yaptın sen aşkım? 22 tane çıktı. Gerçekten mi? Hey maşallah ya. Bayağı bir bu defa çok çıkmış. Oh, mis gibi de koktu. Böyle safrayı da hazırlamış oldum. Roka, domates, limon keseceğim şimdi yanına. Yarısı lahmacun, yarısı pide galiba. 11 lahmacun, 11 pide var. Oh maşallah. Geldim arkadaşlar, geldim. Şöyle dev bir Evide'ye alışverişi yine yapmış olduk. Ve payımıza düşenleri de size göstermek istiyorum. En büyük parçamızda bir başlayalım. Şu tencere setinde indirim vardı ve kaçırmak istemedim. Bu döküm green tencere ve 7 parça ürünler var içerisinde. Yine aynı markanın şöyle nasıl diyeyim size, ufak boy tenceresini de aldım. Saplı tencere diyeyim artık buna. Bu da indirimdeydi. Şöyle göstereyim mi size? Aslında açık bir şekilde de görmüş olduk orada ama şöyle bir görelim. Gerçekten çok beğendim. Şöyle. Bu arada dayımıza da bir hediye aldık. Şöyle bir boy tavası var. Yine bu tavaya uygun tencerenin kapağı da oluyor yani arkadaşlar. Şimdi hepsini çıkartmayayım ben bunların ya. Zaten yazda yerleştirirken görmüş olacağız neler aldım neler ettim diye. Yani baştan, gerçekten baştan çeyiz izliyorum ve bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Vallahi. Hele bir de böyle indirimleri yakaladıkça daha da mutlu oluyorum. Yine şansımızla 10.000 TL üzeri %10 indirim vardı. Ondan da faydalanmış olduk. Sonra burada bir kapı askılarımız var. Bunların hepsi yazlığa bu arada. Bunların hiçbirini ben burada kullanmayacağım. Hepsini yazlığa aldım. Aslında şey diye düşünmüştüm. Merhaba Aslıhan. Hani buradaki eskilerimi yazlığa götürür, yenilerini burada kullanırım diye düşünmüştüm ama gerçekten kıyamadım ya. Orada kullanayım. Ay şu çatal kaşık setine bakar mısın Caner yani. Bu Caner'in seçimi çok güzel. Bunun içinde herhalde 6 tane var arkadaşlar. Ne oldu aslan bey? Meraklı aslan da neler aldığımı görecek ya. Şöyle dur. Bak bunu bir açalım. Ay mermer desenli. Çok güzel ya. Şöyle. Bunun çay kaşıkları yoktu. O yüzden bir 12 tane de çay kaşığı aldım. Yemek
kaşığı var bu şekilde. Yani güzel. Böyle küçük boy çatalı var, büyük boy çatalı var. Tatlı kaşığı var. İki boyda bıçağı var. Yani bunun böyle göründüğü gibi beyazı da vardı. Bu renk aldık. Güzel oldu bu da. Vallahi beğendim. 8 yıl sonra çatal kaşık takımımı yeniledim ya. O yüzden pek bir mutluyum. 12 tane de çay tabağı aldım. Şu spatulalar. Çok güzel bunlar ya. Bunlardan aldım. Bardaklar. O kadar güzel bardaklar vardı ki buna da bayıldım ya. Anam. Bunda neler yaparız neler arkadaşlar. İnşallah nasıl olursa. Böyle dondurma, yazın dondurma yemek için de kullanılabilir. Çok güzel bir şey bu. Bu da indirimdeydi. Sonra burada çocuklar gece lambaları aldılar. Bir tane de Miran'ım var. Şöyle bornoz aldım onlara. Burada da çok fazla da... Hepsini de çıkartmayayım ya şimdi. Zor bunları geri koymak. Kapı önü için şöyle görüyor musunuz? Şunu aldık. Gösterdim zaten orada. O da güzel oldu. Ay işte şundan aldım. Böyle dedim ki işte şeker koyarım içine. Kahve yanına böyle küçük lokumlardan alırım koyarım diye düşündüm. Böyle belki mutfak tezgahında bir yerde kullanırım bunu. Sarnacıma. Aa bu da güzel. Bunu da son anda gördüm. İlk başta ben bunu görmemiştim. Bu da çok güzel. Şöyle açayım da göstereyim. Böyle kavanozlardan aldım. Üçlü. Şeker koyacağız. Çay koyacağız ve kahve koyacağız. Yine bunlar da mutfakla uyumlu olmuş olacaklar. Kapakları da vakumlu. Ahşap bu arada. Bambu. Sunum yaparım belki canım. Yani o yüzden aldım. Bunun böyle yanları kelebekli olanları da vardı. Dedim ki gri alayım. Kahve sunumu yaparım. Belki yazdık da şöyle bir alırım elime. Çekerim size beraber karşılıklı içmiş kadar oluruz. Kesme tahtası. Biz Evidia'nın West Park'taki mağazasına gittik. Oradaki mağaza da çok büyük ve geniş ve ürün çeşitleri de fazla. Sonra banyo ve mutfak havlularından aldım. Böyle desenli havlular yoktu arkadaşlar. Bunlar yeni çıkmışlar herhalde. Güzel hoşuma gitti böyle bohem tarzında. Şu da mutfak için. Şöyle iki tane banyoya, iki tane de mutfağa aldım şimdilik. Sonra bunu da... Uy dur bu neydi? Bunu bantlamışım. Lokum koyarım, şeker koyarım içine şu tepsinin yanına diye böyle bir cam kase de aldım. Ay rende var işte burada. Ayakkabı çekeceği falan. Ay bir torba daha var da artık göster göster yoruldum valla. Yastıklardan aldık işte. Kirli sepeti. Onlar da tamamlanmış oldular. Yani bu şekilde yine güzel bir alışveriş de yapmış olduk beraber. Umarım Rabbim nasip eder ve yine yeni evimize yerleştirmek de nasip olsun inşallah. Ama ilk önce bir evin inşaat pisliğinin temizlenmesi gerekiyor. Sonra bir detaylı temizlik. En sonunda da artık eşyalar gelecek. Sonra yine bir temizlik. Yani hep bir temizlikle geçmiş olacak bu aralar. Mutfakçımızla da görüştük. Geçen geldiğinde tam olarak dolapları bitirememişti. Çünkü yetiştirememişti. Bugüne sarkmıştı mutfak dolapları. Hepsini takmış. Sadece kapaklarını takmak için ve ada için gelmiş olacak tekrardan. Kapılarımız bile hazır yani. Biz de kapaklar takılırken gideriz. Artık tamamen bitmiş halini görmüş oluruz o zaman. Bize video attı ama daha kapaklar olmadığı için yani yine o kapaksız haliyle bile gerçekten çok güzel duruyor ev. Bir de iyi ki diyorum ki yine beyaz dolap tercih etmişim arkadaşlar. Gerçekten beyaz kadar ferah gösteren hiçbir şey yok. Yani beyaz camdır. Sadece bir televizyon duvarımız antresit olmuş olacak. O da bir farklılık katsın istedik. Yani her yer böyle ahşap ahşap görünsün istemedik. Ve beyaz da görünsün istemedik. Yani orası o şekilde olmuş olacak. Yani böyle... Çok da heyecanlıyım yani bu ay sonunda artık biz de yeni evimize yerleşmiş oluruz diye düşünüyorum. Canımız sıkılınca gidebileceğimiz bir kapımız daha olmuş olacak ve o kapı denize çok yakın bir kapı. O yüzden çok şükür hayırlısıyla o da nasip oldu. Dilerim ki yine içten Rabbim
gönlünüze göre versin her şeyi. İstediğiniz gibi olsun her şey. Yani bu şekilde artık veda da edeyim sizlere. Bizi buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.